Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Şu an Almanya ile Polonya'nın tam sınırındayım. Evet arkadaşlar, şu an Almanya ile Polonya'nın tam sınır noktasındayım. Aslında Polonya ile alakalı çok fazla bilgi vermeyeceğim. Polonya sınırında bir işim vardı. Bir yere uğramam gerekiyordu. O yüzden buraya geldim. Hazır gelmişken de öyle bir çekim yapayım dedim. Burayı da size bir göstereyim istedim. Burası tam Almanya ile Polonya'nın birleştiği yer. Sınırın olduğu yer çok güzel bir yer. Şöyle göstereyim etrafı birazcık. Şöyle güzel bir nehir var burada. Şurada insanlar oturuyorlar. Az önce hatta bir tane abi vardı. Bayağı drone falan uçuruyordu. İngilizce bilmiyordu. İngilizce bir seri drone görüntülerini rica edecektim aslında da. Şurası Almanya tarafı. Yine böyle. Şurası da Polonya tarafı. Burası tam giriş kısmı zaten. Şurada zaten sizi karşılıyor. Polonya. Şuradaki bina yapıları birazcık hoşuma gitti aslında. Onları birazcık göstermek istiyorum. Bizim şu an bulunduğumuz bölge, zaten Berlin tabelası da burada. Bizim bulunduğumuz bölge şurası. Küçük bir AVM'leri var. Biz az önce girdik. Gerçekten 3 tane mağazaları var. Şurada şöyle çok güzel binalar var. Hani hoşuma gitti. Hazır buraya kadar da gelmişken kısa şöyle ufak da bir tur yapalım. Tarihi yerler ya burası. Değil mi? Binalar bayağı eski yer. Eski binalar. Evet, restore edilmiş ama bayağı tarihleri var herhalde. Zaten bu bölgede çok da fazla bir şey yok. Bir ufak şöyle bir içeriye doğru girdik ama araçla. Bir 5 dakikada falan bitiriyorsunuz. Türkiye'de hani İç Anadolu'ya girdiğinizde nasıl ki hani 5 dakikada 10 dakikada bitirirsiniz şehirleri. Aynı onun gibi. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Polonya ile alakalı çok fazla bilgi vermeyeceğim. Ben buraya aslında sigara almaya geldim. Almanya'da birazcık sigara fiyatları pahalı. Videonun ilerleyen kısımlarında detaylı onların da bilgisini vereceğim. Evet arkadaşlar, kısa Polonya turumuzdan sonra tekrardan Berlin'e geri dönüyoruz, Almanya'ya. Zaten Polonya'nın çok da içine girmedik. Videonun önceki kısımlarında gösterdiğim gibi tam sınırdaydık zaten. Polonya'ya biz niye gittik? Polonya'ya sigara almaya gittim ben açıkçası. Almanya'da da sigara fiyatları açıkçası birazcık pahalı. Benim içtiğim sigara 7 lira, 7 euro civarı falan. Polonya'da tanesi 4 euroya falan geldi. Ben birazcık da hani o Polonya sınırını da falan görmek istiyordum. Hani orada da bir ufak da bir video çekmek istiyordum. İki konuyu da birleştireyim istedim. Bir de bana şeyi çok övmüşlerdi. Geliş yolunun çok güzel olduğunu söylemişlerdi. Açıkçası onu da merak ediyordum. Zaten videonun giriş kısmına da koydum. Şimdi yine hareket halindeyken de göstereyim şöyle. Şöyle gayet ağaçlıklı bir yolda mis gibi bir hava var. Burası genelde sağlı sollu burada köyler var. Aslında Almanya'nın burası köylük yerleri. Şimdi köy içlerinden falan da geçeceğiz. Oradan da görüntüler göstereceğim size. Yani gerçekten böyle birazcık huzur bulmak istediğiniz zaman aslında gelinebilecek bir yol. Bizim Türkiye'de, özellikle de İstanbul'da birazcık hasret kaldığımız şeyler bunlar. Berlin'den, Almanya'dan genelde Polonya'ya insanlar alkol ve sigara konusunda geliyorlar. Bir de pazar kısmı var. Biz pazar kısmına yetişemedik. Birazcık geç kaldık açıkçası. Berlin'de, Almanya içinde birazcık trafiğe takıldık. Pazar kısmını benim hanım daha iyi biliyor. Orada neler vardı? Birazcık şey yapabilir misin? Anlatabilir misin hayatım? Yani orada da normal sigara satıyorlardı ama onun dışında orijinal olduklarını savunsalar dahi aslında çakma dediğimiz parfümler, çakma kıyafetler var. Pazarın yanında ayrı dükkan olan yerlerde orijinal satıyorlar. Orijinal parfümler gene normaline göre daha uygun fiyata. Hani bizim duty free fiyatına gibi diyeyim. Veya kıyafetler daha uygun fiyata oluyor. Pazarın içinde de orijinal diyorlar ama değil tabii ki de.
Yani dışında... genel olarak aslında şey, yani pazar dediğimiz şey bizdeki şey gibi. Bizim sosyete pazarı. Sosyete pazarı gibi böyle. Hem kılık kıyafet hani. Şey, ben şey tarzı bir şey zannettim. Ben birazcık da hani yiyecek içecek konusunda bu pazar tarzı bir şey zannettim. Çünkü pazar dediğin zaman insanın aklına direktman böyle hani yiyecek içecek konusunda bir şeyler geliyor ya. Yok, yok. Yani ben o tarz bir şey zannettim açıkçası. Böyle dışında da ıvır zıvırlar var. Sağlıyorum hani böyle işte el radyoları. Ha, işte elektronik. Hani ufak tefek aynen elektronikler zaten, böyle. Benim sigara aldığım yerde direkt ilk gördüğümüz şey Çin marketi. Aynen. Direkt Çin marketini kurmuşlar oraya. Abi Çinliler her yerdeler ya. Her yerdeler yani. Özellikle Amerika'da zaten biliyorsun. Mahalle mahalle. Bu arada Polonya'dan sigara getirme hakkınız 4 karton civarı. Onun üstündekine ceza yiyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, biz girişte çıkışta hiçbir şekilde hiçbir yerde böyle hani bir polisle karşılaşmadık. Öyle bir gümrük girişi tarzı bir şey de yok zaten. Normal dümdüz geçiyorsunuz, yani dümdüz bir yol. Hani devam ediyorsunuz, bir anda Polonya'dasınız zaten. Hani Polonya'ya gidiyorsunuz. Ama oldu ki bir yerde polis denk gelir. Hani kısmetli insansınızdır. Hani polise denk gelirsiniz, edersiniz. Hani bilginiz olsun. 4 kartonun üstünde getiremiyorsunuz. 4 kartondan fazlası cezaya giriyor. Ceza bedelleri nedir onu bilmiyorum açıkçası. Bu arada tam ekranda nasıl gözüktüğünü bilmiyorum ama biraz karanlık olabilir. Hem hava da karardı. Arabanın iç aydınlatmalarını açtım ama yeterli kalmıyor sanırım. Yani yeterli olmuyor. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Elimden geldiği kadar iyi videolar çekmeye çalışıyorum. İyisiyle kötüsüyle videolara yorum da bırakırsanız ben de neleri hani nasıl yapmam gerektiğini, nerelerde hata yaptığımı veya neleri iyi yaptığımı hani yaptığınız yorumlarla öğrenebilirim. Ve ona göre de hani video konularında dikkat etmem gereken şeylere daha fazla hani dikkat ederim. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tam korku filmi gibi oldu. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.